Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosuyla sizlerle birlikteyim. Tabii sizler bu videoyu izlemeden önce sizlere de bir uygulamadan bahsedeceğim. Senpo uygulamasından birçoğunuz biliyorsunuzdur. Benim kanalımı izliyorsanız zaten duymuşsunuzdur. Bilmeyenler varsa diye bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulama arkadaşlar yapay zeka destekli bir LoL yardımcı programı. Uygulama ne işinize yarıyor? Profilinize girip kendi statlarınızı, kendi değerlerinizi, kendi istatistiklerinizi takip edebiliyorsunuz. Maç öncesi, maç içerisinde ve maç sonunda analiz yapabiliyorsunuz. Hem kendinizi hem rakip takımı. Bu sayede kendinizi geliştirebilme fırsatı buluyorsunuz. Öte yandan metayı takip edebiliyorsunuz. Kendinize duo bulabiliyorsunuz. Ve uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde yarışmalara katılabiliyorsunuz. Uygulamaya dediğim gibi ücretsiz bir şekilde hani katılabiliyorsunuz. Uygulamayı indirmek de ücretsiz. Herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Ücret ödeyebileceğiniz, ücret ödemek isteyebileceğiniz ve ücret ödediğinizde kazanabileceğiniz tabii ki ilave etkileri var. Mesela ben şu an bir Plus üyesiyim. Seerder'ımı bağlamadım. Siz de bağlamak zorunda değilsiniz. Bir oturum açmak zorunda değilsiniz. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Ama uygulamanın her şeyinden faydalanabilmek adına uygulama için bir üyelik almanız tabii ki çok çok daha iyi olacaktır. Yani üyelik ücretsiz, tekrar söyleyeyim. Ben bir Plus üyesi oldum. 10 lira karşılığında, aylık 10 lira karşılığında. Bu üyelik sayesinde farklı yarışmalar var. Bu yarışmalara katılıp bu yarışmalardan farklı farklı şeyler elde edebiliyorum. Mesela en basitinden şöyle bir hesabımı bağlayayım. Buradaki yarışmaya katılabilmek adına mesela yarışmalara geldim. Bakın burada bir Vadinin Gurmesi diye bir yarışma var. Hemen tıklıyorum. Diyor ki League of Legends arasında gücünü göster. Hediyeyi kap. Türkiye'nin en büyük online yemek marketi ürünlerine sipariş verildi. Bla bla bla. Bu yarışmaya katılmak için şuradan mesela katıla bastığım anda arkadaşlar hesabımı bağlıyor. Bir davet kodu veriyor. Bunu istemcinize yapıştırdığınızda siz de buna katılabiliyorsunuz. Bu kod sürekli olarak değişiyor. Merak etmeyin, siz de sabit bir şekilde bu kodda kalmıyorsunuz. Bunun gibi yarışmalara katılıp farklı farklı şeyler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece katıl butonuna basıp bulunmanız yeterli. Başka herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Buradan katılan kişilerin durumlarını görebiliyorsunuz. Ne kadar altın kastıklarını falan filan gösteriyor. Sanıyorum etkinlik olarak altın kazanmamız gerekiyor oyun boyunca. Daha etkinlik de başlamamış. 5 günü var. 5 gün sonrasında bu etkinlik, bu yarışma başlayacak mesela. Siz de gelip bu yarışmaya katılabiliyorsunuz. Burada şartları falan da yazıyor. Önceki yarışmalar burada. Önceki yarışmalar geçti. Tabii sizler de dediğim gibi bunlara katılabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde yine bunlara katılabiliyorsunuz. Fakat Plus üyesi olduğunuzda bunların ücretlileri de çıkacak. Yani Plus üyelerinin özelleri çıkacak. Onlara katılıp daha farklı ödüller, daha özel ödüller de kazanma fırsatınız oluyor. Duo kısmına gelip buradan kendinize bir duo bulabilirsiniz. Onunla birlikte oyuna girebiliyorsunuz. Discord'u bulunuyor mu? Mikrofonu bulunuyor mu? Hangi sunucular? Ligine, kümesine? Hangi koridorda oynuyor? Hangi karakterleri oynuyor? Gibi gibi şeyleri takip edebilirsiniz. Şampiyon sekmesinden istediğiniz karakterin kazanma oranını, seçilme oranını görebilirsiniz. Tıklayıp o karakterin yetenek setini video olarak izleyebiliyorsunuz. Bu bana yetmedi diyorsanız sağ taraftan karakterin temel kombolarını okuyup öğrenebiliyorsunuz. Hızlı ipuçlarını öğrenip karakter hakkında daha da ilgili bilgiler edinebiliyorsunuz. Build, rün, farklı rünler, farklı buildler, farklı koridordaki kazanma kaybetme oranları, farklı koridordaki buildleri, rünleri. Öte yandan karakterin counterlarını görebiliyorsunuz. Kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz, kimlere karşı tercih etmeliyim. Veya burada ismi yazmıyorsa sağ tarafta şampiyon kısmına tıklayıp karşılaştır deyip o şampiyona karşı nasıl oynamanız gerektiğini öğrenebiliyorsunuz. Tier listesine girip metadaki en güçlü pikleri, en güçsüz pikleri, metanın durumunu genel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Ki bu en güzel özelliklerinden, benim en çok kullandığım özelliklerinden biri. Pre-game ve oyun sonrası kısımlarıyla da pre-game kısmından maçınızı başlamadan runlerinizi, build'inizi ayarlayabiliyorsunuz. Ki onu da göreceksiniz zaten nasıl olduğunu. Otomatik olarak aktar dedikten sonra runler, build'ler oyununuza aktarılmış oluyor. Herhangi bir zorluğu olmadan. Oyun sonrası kısmında her maçta yaptığımız gibi maçımızın analizini yapıyor işte. Neyi doğru yapmışız, neyi yanlış yapmışız, neleri değiştirebiliriz, ne konuda kendimizi geliştirebiliriz gibi şeyleri de bu kısımdan takip edebiliyoruz dostlarım. Genel olarak bu işe yarayan bir uygulama. Şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle oyuna yeni başladıysanız çok işinize yarayacaktır. Yeni başlamadıysanız ve benim gibi uzun süredir oyunu oynuyorsanız da bu tarz etkinliklerin ve yarışmaların olması da sizlerin çok işine yarayacaktır. Çünkü zaten tecrübelisiniz. Tecrübeli olduğunuz için bir de niye ödül kazanmıyorsunuz? Bu fırsatlardan faydalanabiliyorsunuz dostlarım. Dediğim gibi uygulama ücretsiz, indirmesi ücretsiz, kullanması ücretsiz. Burada benim kullandığım her şeyi siz de kullanabiliyorsunuz. Ben sadece Plus üyesi oldum. Plus üyelerinin avantajı vardı. İlk 1000 kişiye uygulama hakkında geri dönüş, yani uygulamanın doğruları, yanlışları, şöyle olsa böyle olsa gibi şeyleri değerlendirebilmek adına çok çok faydalı oluyordu. O yüzden
Bunları siz de kullanabiliyorsunuz ama ben de dediğim gibi Senpai Plus üyesi olup bu tarz farklı şeyleri değerlendirmek, görmek istedim arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi sizleri ufaktan oyuna doğru yolcu ediyorum. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, geldik şampiyon seçim ekranına. Warwick oynayacağız biliyorsunuz. Hemen şöyle Warwick oynamadan önce uygun banlara bir bakalım. Burada Trundle, Amumu, Vive, Mastery ve Warwick şu an meta'nın gözde pikleri olarak gözüküyor. Koridor içinde Mastery'yi banlayabilirsin diyor. Keza Warwick oynarken Mastery'yi bize problem olabilir. O yüzden ben şurada aradan bir Master'ı çıkartmak istiyorum. Sağdan soldan bedava skorlar alıp başımıza bela olmasın. Erken oyunda karşımıza çıkacak olursa da cezalandırabilelim istiyorum açıkçası. Kolay bir karakter, kolay bir matchup olsun bizim adımıza. Şöyle bir uygulama bize neler göstermiş bir bakalım. En yüksek kazanmada ve en yaygında iki ana rün tercih edilmiş. Bunlar biliyorsunuz Warwick için çok değerli rünler. Son zamanlarda saldırıya devam çok fazla tercih ediliyor. Biz de saldırıya devamla birlikte oynayabiliriz ama önce profesyonel oyunculara bakalım. Hortlağın pençesiyle oynanmış Manati tarafından. Öte yandan yine bir Ignar tarafından saldırıya devam tercihinde bulunulmuş. Yine bir saldırıya devam Lurox'un tercihte bulunmuş. Lurox da aynı şekilde saldırıya devamlı oynamış. Güzel. En yenilere değil yüksek kazanma oranına bir bakalım. Yüksek kazanma oranında yenilmezleri gördüm. Ardından yine saldırıya devam ve saldırıya devamla birlikte devam ediyor. Biz de demek ki bununla birlikte oynayacağız belli oldu. Bunu hiç değiştirmeyelim. Bunu tercih ettim. En yüksek kazanmayı tümünü aktar seçeneğine tıkladıktan sonra uygulama otomatik olarak Rune, Wild ve yetenek ağacının hepsini oyunumuza aktarıyor. Biz de oyun bazında, oyun içerisinde bunları net bir şekilde kullanabileceğiz. Zaten pregame kısmının en büyük avantajlarından birisi de bu. Özellikle ne eşya alacağınızı, nasıl bir build yapacağınızı, nelerle ne şekilde ilerlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız bu sizin adınıza en ideal tercih oluyor. Uygulamanın bu kısmı zaten çok önemli. Artık bayağı bir gelişti. Sizlere doğru ürünleri daha garanti bir şekilde verdiğini ve ayarladığını söylememde fayda var. Bilginiz olsun. Yine yetenek ağacımızda dediğim gibi uygulamanın bize verdiği şekilde aktarılacak. Yine yetenek gelişimini bilmiyorsanız bir karakterin bu kısmından oldukça fazla faydalanacaksınız. Öte yandan zaten eşyaları da sizlere sırasıyla hangileri hangi parçaları almanız gerektiğini gösterdiği için yine oyuna bağlı kalmadan rahat bir şekilde tercih edebileceksiniz. Sanıyorum karşı ormanda Wukong ya da Zed olacaktır. Farklı bir tercih olmayacaktır. Bu ikisinden birini göreceğiz. AD pikleri çok bol oldu. Bu da bizim adımıza büyük avantaj olacak. Uygulamada zaten dediğim gibi rünleri benim için aktardı. Ben de uygulamanın sunmuş olduğu rün ve build ile birlikte oynayacağım. Herhangi bir değişimi yapmıyorum. Şimdi ufaktan gameplay kısmına geçelim. Buraları da çok uzatmayayım. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım, gameplay kısmıyla yeniden sizlerle birlikteyim. Şu an sizler tabi ekranında göremiyorsunuz. Ekranımın sağ üst tarafında bu zaman sayıcının altında Senpai'nin bizim için açmış olduğu bir kısım var. Bu kısım üzerinden dostlarım hangi orman kampına hangi sürede dönebileceğinizi görebiliyorsunuz. Öte yandan hangi orman kamplarını hangi sırayla dönmeniz gerektiğini de görebiliyorsunuz. Özellikle ormancı rolünde oynuyorsanız bu çok çok önemli bir özellik. Bu özellikten faydalanmayı unutmayın derim. Uygulamanın birçok uygulamada olmayan en sevdiğim özelliklerinden birisi de bu. Ben şimdi mavi güçlendirme başlangıcımı yapacağım. Gromp, kurtlar, ardından kuşlar ve kırmızı güçlendirme diye bir rotasyon gösteriyor bize. Biz de bu rotasyonu yapıyor olacağız. Öte yandan CTRL-Z tuşuna basarak, ki siz yine ekranında göremiyorsunuz. Sizler oyun bazında rakibe karşı neler yapabileceğiniz bu ekran üzerinden daha rahat bir şekilde analiz edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunları da kullanmayı unutmayın oyunlarınızda. Onları da hatırlatmak isterim sizlere. Şimdi şöyle bir baktığımızda karşı ormanda Evelynn var. Ben rünlerimin arasında zırh aldım. Zırh rünüyle birlikte oynayacağım ilaveten. Uygulamada otomatik olarak rünleri zaten oyunumuza aktardı gördüğünüz gibi. Onlarla birlikte oynuyor olacağız. Umuyorum faydasını da göreceğiz diye düşünüyorum. Bu oyun bazında sadece bir büyü direnci eşyamızı erkenden almamız gerekebilir. Yani ruh gömleğimizi. Duruma göre göreceğiz. Rakipte en çok kim kasmış olursa. Şöyle Q yeteneği başlangıcımızı yapalım. Uygulamanın da bizlere söylediği gibi. Ardından E yeteneğini fulleyerek devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Ya tek başına bile ormanı çok rahat dönebilen bir karakter zaten Warwick. Bu özelliğinden dolayı çok seviyorum kendisini. Rahat bir şekilde kullanabilir ve gücünden faydalanabilirsiniz karakterimiz. Şöyle çarpımı erkenden atayım. Bakalım. Bizim late game'imiz oldukça güçlü gözüküyor. Komp olarak güçlü gözüküyoruz. Tabii rakipte bir Ornn faktörü var. Onu da unutmamak lazım. Şuradan devam edelim. Evelynn'le erken oyunda karşılaşacak olursak bizim ona karşı gücümüz oldukça fazla. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Özellikle suikastçı ormancılara karşı erken oyunda gerçekten çok güçlü bir karakter Warwick. Birçok ormancıya karşı güçlü. Ama bir Mastery işte belli başlı problemlerden bir tanesi. Trundle aynı şekilde güçlenecek olursa çok büyük problem yaratabiliyor. Kesti bizim çocuk.
Orada tutuşturu daha erken atması lazımdı. Bir tık geç attı bizimki ama olsun. W'muzu da açalım. Yone umuyorum baskın yemez. Şu an çok çok ileride çünkü. Uygulamanın söylediği gibi hemen buradan kuşlarımızı alarak devam edeceğiz. Evelyn bu arada orta koridordan minyon keserek bize karşı daha da güçlenecek. Daha erken level avantajı kazanacak. Hoş bir durum değil ama olsun. Alt ormana doğru ilerlediğini gördük. Alt scuttle'a gidecek. Onunla orada karşılaşma durumumuz pek mümkün değil ama alt scuttle'a ilerleyebilirim. Sırf scuttle'ı alabilmek için. Aa ne yaptı bizim çocuk? Güzel. Ace tekrar döndü. Q. Güzel. İmkansız pozisyondu bu arada. Helal olsun. Harbi diyorum imkansız pozisyondu. Evelyn bot lane'e gitmiş. O bottan sonu çıkartacak maalesef. Çok ileridelerdi. Totemleri de vardı aslında. Evelyn almaması gereken skorlar aldı. Üzücü. Bunlarını kesmiş. Muhtemelen bunu da kesmiştir. Yine de şöyle bir kontrol edeceğim. Çıkartabileceğim bir kaynak da kalmadı. Üzdü. Güzel. Bizimki aradan güzel body block attı. Hemen şöyle Evelyn'in kuşlarına da aradan bir çökelim. Dediğim gibi erken oyunda karşılaşacak olduğumuzda Evelyn'le biz ona karşı daha güçlü bir ormancıyız. Mümkün mertebede karşılaşmaya çalışıyorum adamla. Bizim çocuk çıkar değil mi oradan? Tamam çıkmayı başardı. Evelyn'le karşılaşırsak şu an yenemeyiz. Çünkü Yasuo'su var arkasında. Botlane'i burayı görse aslında devam ederdik bu adama karşı da. Normalde korkmam. Şu an mücadele ederdim onunla. Ama Yasuo'su var arkasında. Tekrardan bir çarpımızı kullanalım bakalım. Evelyn de 1-0-1 durumda ya. Yani erken oyunda bota gidip o ekmeği yemesi hiç hoş olmadı. Kötü yakalandı. Normalde o koridorun asla ama asla kaybetmemesi lazım benim kanaatimce. Herkesin canları az. Üst koridordan skor haberi gelecek gibi. Güzel geldi. Larar. Bota gidip bu skoru çıkartmak istiyorum. Nami az bir şey yaklaşırsa çok çok tatlı olur benim için. Hadi Nami'cim. Azıcık daha hızlı hareket et. Tamam geldi. Puh, son anda. Alistar da bu arada sıçrasını ve tutuşturunu kullandı. Okey, imkansız bir pozisyondu. Skorların çıkmış olması benim için oldukça mutlu ve güzel bir haber. Harika hatta. Özellikle Nami'nin gelmesini bekledim. Nami olmasaydı bu pozisyonda rakibin spelleri onu bilmediğim için çok büyük bir kumar oynamış olacaktım. Nami'nin gelmiş olması pozisyonu garantiletmiş oldu kısacası. Devam edelim bakalım. Güçlenebildiğimiz kadar güçleneceğiz. Karakterimiz zaten son raddeye ulaştıktan sonra tutulması çok zor bir hale geliyor.
O kuvvete ulaşmam lazım bir an önce. Ultilerimi olabildiğince Evelynn'e falan atmaya çalışacağım zaten mümkün mertebe. Şimdi çizme olarak burada Merkür almak gerekiyor. Çok fazla kitle kontrolü var rakipte fark ettiyseniz. Ve çizmemin bir an önce bitmesi gerekiyor. Niye diyecek olursanız karakterim mobil olması lazım. Zaten mobil ama baskın potansiyelimizi arttırırız. Evelynn'in rotasyona gittiği koridorlara cevap verebilme şansımız olur. Üst koridorumuz çok iyi durumda. Diğer koridorlar çok iyi durumda. Evelynn'le bu arada yine mücadele ederiz. Hiç sıkıntı yok. Skordor'a yetişelim. Orada da sanki ben skor alacağım gibi hissediyorum. Helal. Çok çok iyi. Alamette falan hiç uğraşmıyorum farkındaysanız. Ben genelde kendi oyunlarımda oyunun hızlı bitmemesi için uğraşıyorum ki videonun birazcık daha akıcılığı olsun, birazcık daha keyif alın. Hızlı bitirmeye çalıştığımda karakteri tam build ile ve tam verimli bir şekilde gösteremediğimi düşünüyorum. İlginiz olsun dostlarım. Yani alabilirdin, niye almadın gibisinden soru işaretleri kalmasın aklınızda. Geliyorum sana doğru. Herhalde bir aslanım. Çok çok iyisin sen. Öldü ama olsun. Ben hemen burada tabii ki fırsat bu fırsat. Ejder pitine. Ki Hex ejderi bizim için önemli bir ejder. Hem saldırı hızı verecek hem bekleme süresi de azalma verecek. Tam anlamıyla Warwick için uygun bir ejder diyebiliriz. Bir tık geri çekeceğiz mecburen. Bizim Tristana uyuduğu için tabi. Aha keşke sıçrayı atmasaydım. Yasuo'dan benle birlikte sıçra attı. Çift siperi yok. Ha pardon, Alistar atmış bu arada tutuşturu. Özür diliyorum. Yani Tristan'la bu pozisyona niye gelmedi bilmiyorum. Bu birinci soru işareti. İkincisi, keşke devam etmeseydim bu sayede. Devam etmek benim çok büyük zararım oldu. Ben arkasından bu kadar kalabalık bir topluluğun geleceğini beklemiyordum. Ama skor Alistar'a kaldı. Buna sevinebilirim. Öte yandan Jhin'in de üzerinde çok fazla skor oldu. Bu da kötü bir durum. Bizim adama helal olsun. Üst koridoru yaktı yıktı geçti. Evelynn 3-1. Yandık yine yandık. Alo. Bizim adam gitmiş. Bu ne abi? Bizim adamdan tapta shutdown aldılar. Evelynn base atmazsa ben onun canını okurum. Ama base atıyor sanıyorum şuralarda. Attı bile. Yakalayamadık be. Bizim adamın teleportu var ama tapa gelirim. Yasuo'nun benimle savaşmaya çalışması çok çok işime yarıyor bu arada. Haydi bununla mücadele edelim. Çok güzel. Kime baskın atıyorsun ya Evelynn? Hemen cezasını verdirmiş olduk adamın. Süper.
O adam da bot lane'den ekmek yiyor. Karşıda o kadar fazla. Gerçi Ornn ve Alistar çok fazla tanklaşacak. Doğru. Onu atacağım. Onun kaçışı yok. En kötü ihtimal onu atacağım. Anladım hocam. Evelynn'i gördün. Topuk. Şu Scuttle'a gitmem lazım. Bizimkiler buraya yardıma gelirler mi bilmiyorum. Ama Evelynn buradaysa bana onu verdirmeyecektir. Güzel. İle ilerlemiş. Ben hemen buradan rahat bir şekilde mavi güçlendirmemi alabilirim demek oluyor bu da. İyi 6-1-1 olduk bu arada. Ben de fena durumda değilim ha. Biz de can yakarız yani. Top lane'de de çok enteresan şeyler oluyor. Normalde Tahm Kench'in Ornn'u yiyip yutması lazım. Ki öyle de oluyor ama sonrasında Ornn gidip o adamı kesiyor. Sanırım bizim Tahm Kench çok cesur davranıyor. Çok çok cesur. Normalde hani Tahm Kench'te tamam cesur oynarsınız ama o olması gerekenden daha cesur oynuyor sanırım. Tam diyecektim ki bu adam çok ileride oynuyor. Evelynn de gelirse ne yapacaklar acaba? Tamam, bizimkiler buradan çıkabilmiş oldular. Yala aslanım. Hop. Ben de şunun ensesinden bir kırt alayım. Hemen ardından Ejderha Pit'ine doğru gidelim. Evelynn bu arada burada bir skor çıkardı. Evelynn'i belki burada yakalarım. Bu site'den gelmek isteyebilir. Hadi Evelynn. Şu ben geçmek istediğini biliyorum ya. Can barın çok az. Base attı o zaman, okey. Biz giriyoruz. Çok çok iyi. Benim damage'im bu arada üzerimde doğru düzgün eşya olmamasına rağmen aşırı derecede artmış. Buna mutluyum. Karakterin ne kadar iyi durumda olduğunu bu sayede daha net bir şekilde anlayabiliyorum. Ve bu oyunun MVP'si olmamız lazım. Bakalım bir aksilik olmazsa bizim Tahm Kench'i kurtarabilir miyiz? Kurtarırız ya, adam o kadar şey değil. Hayır. Çocuk sağ olsun benim için body block attı da. Çok çok iyi. Mükemmel ötesi hatta. Güzel. Harika. 13 skorda katkımız oldu. Base atalım artık. Üzerimize 3,5K para var. Hemen burada Haşmet'le Hydra'mı tamamlayacağım. Ardından İlah Sinirlerine doğru yol alacağım. Normalde tanki ve eşyayla devam edecektim. Ama bunları almam şu an çok çok daha sağlıklı bir senaryo gibi gözüküyor. Devam edelim bunlarla. Yarasız direkt. Yani 1,5 eşya olduk bile. MVP olabiliriz umarım. Farmımız çok az şu an. Görüş konusunda iyi durumdayım. Yone kessin bunu. Yone'den öyle tank eritircesine bir damage çıkmadı. Bu arada Yone'miz hiç totem atmamış bu oyun bazında. Bravo Yone'cim. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını bekliyoruz.
Böyle yapmayın arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka en azından sağa sola birer ikişer totem atarsınız. Bedava ya totem. Eskiden olsa paralıydı. 75 gold totem. Envanterinize yer kaplıyordu o totem. Üf. Bizim adamı da parça pinçik ettiler. Bir yerde iyi oldu. Oyunu soğutmuş oldular. Nefes alabilirler bu sayede. Şuradan çıkarlarsa çok kötü olurum ha. MVP olacağız derken sakat olacağız. Güzel doğuşladık Yasuo'yu ama kurtumuzdan olduk. Farmımızdan ettiğimiz Yasuo. Neyse seni farmlamış olduk. 1-12. Adamı harbi tam farmlamışız ya. Şuralardan güzel kokular geliyor burnumuza. Pardon, pardon. Özür, özür diliyorum. İnsanımdan bir tane kırt diye vurdu ya, terbiyesiz adam. Farm yok. Neyse bota gider minyon keseriz, ne yapalım. Aha. Gel ya Yasuo'cum. Bak oradaki asisti almaktan vazgeçtim ha. Ah be, ben kesecektim onu. Kesecektim onu. Olabildiğince KDA'mı arttırmaya çalışıyorum ki en azından KDA'dan yana birazcık daha mutlu olalım. Tristana farmla geçmem falan pek mümkün olmayacak. Yani minyon konusunda adam birinci olacak maalesef. Üzücü bir şekilde bunu söyleyebilirim. Geçemedim. Ekranında kalpler çıkınca dedim ki tamam. Durum belli oldu. Skoru alamasak bile asist alalım diyecektim ki skorun kendisini aldım. İyi haber. Sur mu verdiler? Yok, sur da vermemişler. Hemen bitirmek istemiyorum. Ejder'e falan gideceğim. Aslında oyun bitebilir. Hiç önemli değil. Hadi ilerleyelim bakalım. Burada bize cevap veremezler bu saatten sonra da. Öyle bir Zonya zamanlaması yok ya. Gerçekten yok öyle bir zamanlama. Helalsin aslanım benim. Ya ölmesem çok tatlı olacaktı. İkisi birden tutuştur atmış bir de bak. Biri de değil, ikisi birden ya. Yone kes şunları. Helalsin aslanım benim. İlah sindirenim de bitti. Peşine stera alacağım. Çivili zırha falan gitmeme gerek yok. AD pickleri zaten o kadar güçlenemedi. Can barımı arttırmak ve saldırı gücümü arttırmak çok çok daha mantıklı. Ki takımın önünde güzel bir et parçası haline dönebilelim. Tank kencimiz var ama yine de bizim de tanklaşmamız kötü olmayacaktır. 2700 can barı ve 208 saldırı gücümüz var. Gayet kafi. Ama ölmesek daha güzel olacaktı. Tam anlamıyla MVP diyebilirdik kendimize. Yani şöyle bir baktığımda 19 skor katkım var. Beni yakalayabilen kimse olmadığı için yüksek ihtimalle MVP'de olurum. Tristana Blue'yu alacak. Üzdüm Tristana. Ben kırmızı güçlendirmeyi alırım hadi. Üst ormanımı döneyim. O arada birazcık da farmlamış olurum. Farm olarak da yetişebilirsem tatlı olur. Bizimkiler zaten çok fazla minyon kesmiyorlar artık. Daha çok savaş odaklı oynuyorlar.
Stunlock'u yok eder bu arada. Çok iyi. Çok çok güzel. Bu sayede oyunu bitirecekler. Güzel bir galibiyet gelecek bizim için de. Hani çok zor bir oyun olmadı. Erken oyunu çok güzel geçirdik. Aslında Evelyn çok güzel kartopu olarak başlamıştı. Keza durumu da çok çok iyi. Ama bunu Meja ile falan taşlandırması gerekirken onu yapmadı. Karaktere çok fazla güvenmedi sanıyorum. O kadar kartopuna bağlamış bir Evelyn cidden oyunu yok eder geçer. Ama o cesareti pek bulmadı. Yasuo'yu da kağıt gibi kesmeleri lazım. 2-17 Yasuo. Eşya falan mükemmel. Gitmeden bir skor daha çıkar mı? Tristana ne vuruyorsun sen? Tutanmasa Baze'de kesecek. GG. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir maç sonu analizine gidelim. Bakalım neleri doğru neleri yanlış yapmışız. Maç sonu analizinde görüşmek üzere. Evet dostlarım, geldik maç sonu analizine. Gördüğünüz gibi oyunun MVP'si olamamışız. Maalesef 38K'lık hasarla Tristana MVP olmuş. Ki zaten bunu da başaracağını fark etmiştik. Oyundaki performansı oldukça iyiydi. Minyon konusunda da birinci olmuş. Yine geçemeyeceğimizi biliyorduk çünkü onu tekli koridordaki biliyorsunuz minyon kesme kabiliyeti çok çok daha güçlü. Ve altın konusunda da 12.5K'yla o da yine birinci olmuş. Özellikle son savaşlarda daha çok olduğu için, daha fazla tekli skorlar çıkarttığı için katliamlardan falan bayağı bir skor kazanmayı başardı. Biz orman dönelim, kamp kalalım ve minyon konusuna yetişelim derken adam bize karşı üstünleşmiş oldu. Genel analizimiz de bu şekilde olmuş oldu dostlarım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.